Merhaba değerli izleyenler, Editörün Gözünden programına hoş geldiniz. Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Genel Kurul'a gidiyor. Tabii ki Kayseri biliyorsunuz mobilya kenti olarak biliniyor ve mobilyanın da Türkiye'deki ana üssü Kayseri. Doğal olarak da Mobilyacılar Odası'nın seçimleri önem arz ediyor. Niçin önem arz ediyor? Tabii ki hem Kayseri'nin bu alandaki unvanını korumak hem de mobilyadan aldığımız bu payı artırabilmek için de ciddi böyle vizyon sahibi ve Türkiye'ye ve dünyaya Kayseri mobilyasını iyi anlatabilecek isimlerin buralarda başkan olması gerekiyor. Onun için de tabii ki yola çıkanlar var. Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkan Adayı Sayın Ercan Sarıkaya canlı yayın konuğumuz. Kendisiyle niçin bu yola çıktığını, geçmişte neler yaptığını ve bundan sonra başkan seçildiği takdirde hangi vizyon projeleri imza atacağını ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz demek isterim. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi Sağ misiniz? olun, iyiyiz efendim. Buradan bizi izleyen odamızın üyelerine, çalışanlarımıza ve ailelerine, vatandaşlarımıza saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Keyifli seyirler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Öncelikle tabii genel kurulunuz yapılacak. Evet, inşallah. Onun öncesinde Ercan Sarıkaya'yı bir tanıyalım. Kimdir Ercan Sarıkaya? Tabii ki. 1976 Kayseri doğumluyum. Ticaret Meslek Lisesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Yüksek Lisans eğitimleri aldım. Mobilyacılar Odası ile tanışıklığım 1992 yılında Ticaret Lisesi'nden stajyer öğrenci olarak odaya staj yapmak üzere gelmekle tanıştık. Sonrasında da hem odadan hem mobilya sektöründen hem de esnaf sanatkarlarımızdan ve sanayicilerimizden hiç kopmadık. Gerçekten onları çok sevdik. Onlardan çok büyük tecrübeler edindik. Hatta bazı sunumlarımda, bazı yerlerde hangi bölüm mezunusunuz dediklerinde okuldan ziyade esnaf ve sanayici üniversitesi mezunuyum diye gururla söylüyorum. Gerçekten onları temsil etmek, onlara hizmet etmek benim için büyük bir gurur ve onurdu. İnşallah çok daha farklı bir şekilde artık onlara hizmet etmek üzere bu yola çıktık. Son göreviniz neredeydin şu Son anda? görevimiz odada yönetim kurulundaydım. Bu odanın bir projesi olan Mobilya Kent projesinde de kurduğumuz kooperatifin başkanımız rahmetli analım burada Sayın Mehmet Ali Çevirmen Bey, Allah rahmet eylesin. Onun vefat etmesiyle beraber de kooperatifte yönetim kurulu başkanı olarak da halen orada görevim devam ediyor ama kooperatifin sonuna geldik. Tapu süreçleri var ve bir iş merkezi otel projesi var. Onu da yaparsak kooperatifin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Peki, evet kısaca tanıdık. Tabii yani odaya başkan adaysınız. Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası. Bunun faaliyet alanları nedir başkanım? Oradan başlayalım. Evet, şöyle öncelikle odamız 1965 yılında Marangozlar ve Sandıkçılar Derneği olarak kurulmuş. 1980'li yıllarda rahmetli Turgut Özal döneminde dernek statüsünden çıkarılarak şu anki Esnaf Sanatkarlar Odası statüsüne kavuşturulmuş. 5362 sayılı yasayla yönetiliyor. Odamızda 1629 şu anda faal üye var. Kayseri'de ise mobilya sektöründe 3000'in üzerinde veri kaydı var İsmail Bey. Bu çok ciddi bir rakam. Yani tek başına çalışan en küçük mikro bir KOBİ'den en büyük sanayicimize kadar ve bunların tedarikçileri dediğimiz ham maddelerini tedarik edenlere kadar, malzemecilere kadar 3000'in üzerinde firma var. Ciddi bir çalışan var, ciddi bir ihracat var ve Türkiye'nin de bugün şöyle bir baksanız 20 tane en büyük mobilya markasını sayıyorum deseniz 11-12 tanesi Kayseri'den çıkıyor. Diğer 7-8 tanesi 80 vilayette. Gerçekten bu gurur duyulacak bir şey. Ama mobilya sektörünün çok büyük sorunları var. Mobilya sektörünün birlik beraberlik içerisinde hareket ederken bir taraftan onlarla ilgili özellikle bizim KOBİ'lerimizle ilgili de projelere ihtiyaç var. Artık üretmek marifet olmaktan çıktı. Dünyanın her yerinde üretim var. Özellikle Çin gibi de bir rakibimiz var. İnşallah üretmek zaten üyelerimizin başardığı bir iş. Biz onların üretimleri noktasında gerek üretimdeki verimlilik, gerek üretimdeki hammadde tedariki, gerek tasarım bu noktalarda onlara dokunmak istiyoruz. En önemli sorunumuz da artık satmak. Yani üyelerimizin ürettiği ürünleri nasıl yurt içinde, yurt dışında, Orta Doğu'da, Avrupa'da pazar payımızın olduğu yerlerde nasıl satarız? Bizim hedefimiz bunlar.
Peki bugüne kadar hangi projeleri yaptınız? Hangi projelerin içerisinde yer aldınız? Büyük projeler var mı? Şöyle, bizim en büyük hayalimiz Sayın Mehmet Ali Çevrim Bey'in 2002 yılında göreve gelmesiyle beraber rahmetlinin Kayseri'de Dünya Ticaret Merkezi'de yeni tamamlanmıştı. İlk mobilya fuarlarını Kayseri'de biz düzenledik bir fuar şirketiyle beraber. Gerçekten o günlerde gece gündüz koşturarak Dünya Ticaret Merkezi'nin alanı yetmiyordu. Dışarıda çadırlar kurarak Kayseri'deki ilk yani el ile tutulur bir mekanda ilk mobilya fuarını biz düzenledik. Aslında yaptığımız projelerin de temelleri ilk orada atıldı. 2004 yılından başlayarak 2005-2006'da zirveye ulaştık. Dışarıda ana salonun 3 katı 4 katı büyüklüğünde çadırlar oluştu. Ve orada inanın artık şunu gördük. Yani sadece bir fuar alanıyla mobilya sektörünün bir yılda bir fuar düzenmeyle beklentilerinin karşılanması mümkün değil. Çünkü sektör büyüyor, firma sayısı artıyor. Ve o günlerde bu büyük projeleri düşünmeye başladık. 2007-2008'li yıllarda da bir arsa arayışına girdik. Kafamızdaki ilk yapı şuydu. Özellikle eski sanayide sıkışmış 2. 3. katta veya Bodrum'da üretim yapan KOBİ'lerimize modern altyapısı olan ferah üretim yerleri yapmak. Ana hedefimiz de artık üretim var. Bizim o günkü kafamızdaki model Modoco Masco gibi bir mağazacılar sitesi modeliyle yola çıktık. 2008'de bir arsa bulduk, şu anki mevcut arsaydı. Çok arsa vardı ama burası bize çok uygun geldi. 2008'de arsa ile ilgili çalışmalar yaptık ve arsanın bir bölümü TOKİ'de çıktı. TOKİ ile de Büyükşehir Belediyesi'nin bir anlaşması varmış. Arsaların Büyükşehir'e devredileceğini söylediler. Yaklaşık bir yıl 2009'a kadar hiçbir şey yapmadan sadece arsanın devrolmasını bekledik. Yine o dönemde TOKİ'ye burayı siz yapın dedik ama tabii ki kabul görmediler. Bir ön anlaşma vardı. Sonradan da bu arsa devrolunca 2009 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun Mehmet Öseseki Bey ziyaret ettik. Projeyi anlattık. Gerçekten projeyi beğendi. Arsayla ilgili ihaleye çıkarız. Orada da siz alırsanız bunu yaparsınız dedi. İkinci kısım mera vasfındaydı. O günkü valimiz Mevlüt Bilici Bey sağ olsunlar. Kendileri de projeyi beğenince mera vasfındaki bir arsa ki mera vasfını kaybetmiş, buradan altını çizerek söyleyelim. Bu iki arsanın verilmesiyle beraber 1.349.000 metrekare alanda bu projeyi yapmak üzere 2009'un sonunda kooperatifi kurduk, Erciyes Küçük Sanayi Sitesi'ni ve 2010 yılında üye kaydetmeye başladık. Arkasından arsalar aldık. Projeleri çizmeye başlarken de artık bunu nasıl yaparız boyutu ortaya çıktı. TOKİ ile yapma fikrimiz oluştu. TOKİ'nin kanununda da uygun bir madde bulduk. Burada da Sayın Bakanımız Mustafa Eltaş Bey gerçekten devreye girdiler. TOKİ'nin yapması konusunda Yaşar Karayel Bey, Sayın Milletvekilimiz İsmail Tamer Bey de bizde defalarca geldi gitti. Gerçekten yerelde bir mobilyacılar odası, sivil toplum örgütüyle başlayan belediyelerimizin, Bekir Yıldız Başkanımız da burada atlamadan geçemeyiz, geçmeyelim. Çünkü imar planları noktasında gerçekten bizlere çok büyük destek oldular. Yerelde belediyelerle başlayan, valimizle başlayan, Ankara'da da devletimizin de müdahil olduğu, sektör için gerçekten çok mükemmel bir proje ortaya çıkarttık. Projenin içerisinde neler var? 700 tane KOBİ'lere ait üretim yerleri yaptık. Kumsmal ve etrafından bahsediyorsunuz. Kumsmal değil ve mi? Etrafında. Kumsmal aslında bu işin zirvesi. Hı hı. Çünkü önce KOBİ'lerin imalat yerleri başladı. 700 tane KOBİ'ye üretim yerleri yaptık. 400 bin metrekare kapalı alanda, yani tek başına bir fabrika gibi düşünürseniz 400 bin metrekare kapalı alanı var. Oradaki sarı, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu blokların. Sonra Avrupa Birliği projelerimiz vardı. Avrupa Birliği çok ciddi manada hibe fonlar dağıtıyor. Biz daha önce küçük projeler yaptık. Destek eğitim projesi diye eski sanayideki mobilyacı odamızın toplantı salonunda bilgisayar eğitimleri verdik. Sene 2003-2004 yıllarda bilgisayar eğitimleri verdik, çizim tasarım eğitimleri verdik, müşteri ilişkileri eğitimleri verdik bu projeyle beraber. Arkasından Leonardo diye bir hareketlilik projesinde 20 küsür tane üyemizi İtalya Milano Mobilya Fuarı'na gönderdik. Roma'dan Napoli'ye kadar, Floransa'dan Venedik'e kadar hem bir seyahat yaptılar hem de İtalya mobilyasını yerinde incelediler, geldiler. Bu projelerle beraber Avrupa Birliği'nin içine girmiş olduk. Çok daha büyük bütçeli projeler geleceği söylendi. Hakikaten de geldiğinde
bölgesel rekabet edilebilirlik diye bir programda Mobitech diye bir projemiz var, onu yaptık. Mobitech nedir? Mobitech mobilya teknoloji altyapısını geliştirme projesi. Mobilyanın ana üretim maddesi Türkiye'de şu anda Sunta Medefe dediğimiz endüstriyel plakalardan oluşmakta. Suntalem, Medefelam üzeri lamine kaplı olursa da. Biz de mobilyanın aslı ahşap olduğu için, doğal ahşap olduğu için bu ürünler çok katma değerli. Hem Avrupa'da hem de Amerika tarafında çok ciddi talep görüyor. Yavaş yavaş da sektörün farklı bir alana kayması, alternatif ürünler üretmesi adına bu mobilya ahşap işleme ve panel masif panel üretim tesisini projelendirerek bakanlığa sunduk. Kabul gördü. Biz sadece arsasını tahsis ettik. Fabrikasını, yönetim binasını, içindeki makine ekipmana kadar 9.8 milyon euro, yani bugünkü tabirle 10 150 milyon TL civarında bir rakamı %100 hibe olarak yatırımı bakanlığımızın eliyle Kayseri'ye kazandırmış olduk. Bu proje başladı, devam ederken boyayla ilgili bir takım sıkıntılar gördük. Çünkü tesiste üretilen ürünler boyanamayınca çok ciddi teklifler, iş bağlantıları görüyor ama boya olmayınca bir iş yapamıyoruz. Sektörde de bir boya sıkıntısının olduğunu görünce tam otomatik bir çevreci, green paint diye su bazlı, hiçbir çevreye zararı vermeyen, insan hayatına zararı olmayan, tamamıyla kimyasallardan arındırılmış bir boya tesisi projelendirdik. Bunu da sunduk. 7.1 milyon euro, yani bugünkü rakamlarla 90 milyon TL civarında, o da kabul edildi. O tesiste binasını biz yaptık. Makine ekipmanlı ve teknik yardımı, yani projenin nasıl çalışacağı ile ilgili kısımlarını yine Sanayi Bakanlığı destekleriyle kuruldu. Şu anda oranın personel alımı noktasındayız. Tesiste inşallah birkaç ay içerisinde herhalde yaza kalmaz faaliyete geçireceğimizi ümit ediyorum inşallah. Neredeyse yani 300 milyona yakın bir hibe aldık. Hibe olarak 250 milyon lira gibi bir rakam İsmail Bey, tamamıyla hibe aldık. Yani şöyle bir şey söyleyeyim buradan bizi izleyenlerimize de. Yani 1 milyar euro civarında Sanayi Bakanlığı'na fon geliyor. Maalesef böyle ciddi projeler çıkmadığı için bu fonun yarısı dahi kullanılamıyor. Hmm. Şu anda bakanlığımız sağ olsun bizlerden yeni projeler beklentileri var. İnşallah bizde yeni projeler fikirlerimiz de var. Ancak önce mobilyacı odasında göreve gelmemiz lazım. Çünkü bu projeleri şahıs bazlı, firma bazlı, kişisel bazlı vermiyorlar. Sivil toplum örgütlerine veriyorlar. Yani bir camiaya, bir meslek örgütüne, bir meslek grubuna ortak kullanıma açık olacak şekilde. Bu projeleri biz kendimiz değil, üyelerimizin kullanabileceği bir projeler bunlar. Yani direkt biz de üyeyiz, biz de faydalanabiliriz ama sektörde kendi başına bir iş yapıp da üyelere rakip olma anlamında değil. Tamamıyla üyelerin tamamlayıcı eksileri veya onlara alternatif ürünler üretme üzerine kurulu. Oradaki büyük bütçeli makineleri çok büyük firmalarımızda, markalarımızda dahi yok. Onlar herkese, o büyük makineler, büyük bütçeli makineler, ortak makine parkı bütün firmalara hizmet edecek şekilde programlanıyor, konumlandırılıyor. Bununla beraber devam edeyim. Projeleri mobilya kenti orada. Yolda bu proje, yolda yürürken kervan yolda dizilir misali. AVM ile ilgili inşaat aşamasında bir kapalı alanın büyüklüğü nedeniyle enerji verimliliğinden dolayı orada bir yatırım yapılması gerektiği ortaya çıktı. Biz çatılarımıza panel yapmak istedik alışveriş merkezinden ama üretim olmadığı için EPDK da kabul görmedi. Burada fabrikalarımız, imalathanelerimiz var dedik. Orası olur deyince mavi blokların üzerinde 5,5 megawatt güneş panellerinden sanayi sitemiz kendi enerjisini kendisi üretiyor. Kalan kısmında dolar sent üzerinden şebekeye veriyoruz. Böyle güzel bir yine çevreci yenilebilir enerji kaynağımız var. Bununla beraber alışveriş merkezi gündeme geldi. İlk başlangıçta Modoko Masko dediğimiz, işte bizim 2010 yılında bir alışveriş merkezi şeklinde düşünelim dediğimiz, ki o dönem alışveriş merkezleri çok popüler ülkede. Böyle bir yola çıktık. Modoko Masko örneğini verirken işte büyük bir markamız da orada, Sayın Genel Müdürler, Çin'de bir AVM açıldı, mobil AVM, orayı mı örnek aldınız dediklerinde hiç bilmiyorduk. 2010 yılının Mart ayında Çin'e gittik biz mimar mühendis ekibimizle beraber. Oradaki alışveriş merkezini görünce hakikaten çok doğru bir düşünce içerisinde olduğumuzu gördük. Dönüşte yönetim kurulumuzu anlattık. Hatta onlarla gittik. Daha sonrasında COSGAP'le beraber 200 civarında AVM'deki üyemizi götürdük. Herkes bizim ne yapacağımızı Çin'deki örneği görünce herkesin kafasında bir mobilya AVM oturdu. Gerçekten mantık olarak çok iyi planlanmış. Her ne kadar bazen sosyal medyada görüyorum, vatandaşlarımız şehrin bir miktar dışında gibi görse, meydana uzaklığımız 9 kilometre. Dünyadaki örneklerine bakın, inanın şehrin 20-30-40 kilometre dışında.
Bizim buradaki hedefimiz Kayseri'deki vatandaşlarımız değil sadece, perakende olarak Kayseri'nin civarındaki 8-10 tane ili kapsıyor. Çünkü normal bir alışveriş merkezinden bir gömlek, bir pantolon, bir takım elbise almıyorsunuz. Aldığınız bugün bir normal rakamlarda bir en küçük bir mobilya takımı, yatak odası, yemek odası, koltuk olsun 8-10 bin liradan başlıyor. Dolayısıyla inanın şu anda Ankara'dan, İstanbul'dan yani perakendeye bile çok ciddi gelen vatandaşlar var. Özellikle hafta sonu alışveriş merkezinin otoparkına ben ciddi anlamda bakıyorum. Hemen hemen üçte biri, inanın havada güzelse insanlar geliyorlar. Yaz mevsiminde çok daha fazlaydı gurbetçilerimizin plakalarıyla beraber. Yani Kayseri'nin yüzünü dışarıya döndüreceği bir alışveriş merkezi yaptık. Ana hedefimiz perakende değildi. Zaten bölge kendisi gelir. Bizim ana hedefimiz, dünyada çok büyük bir pazar var. 200 milyar dolarlık dünyada ülkeler arasında mobilya ticareti yapılıyor İsmail Bey. 200 milyar dolar. Türkiye'nin ya da Kayseri'nin nedir? Bundaki şöyle, payımız Türkiye'nin payı yeni %2'leri geçtik. Yani bu yıl, 2021 yılının mobilya ihracatta rakamı 4.3 milyar dolar seviyelerinde. En büyük pay Çin'in mi? En büyük pay Çin'de. Ondan sonrasında Almanya geliyor, Kanada geliyor, Polonya geliyor. Bakın Polonya'nın nüfusu bizim yarı nüfusumuzdan daha aşağı ama 10 milyar doların üzerinde ihracatları var. Bizde çok daha fazla firma var. Polonya'da daha az firma var ama Avrupa Birliği'ne olan yakınlığından, nakliye lojistikten dolayı. Bir de Avrupa ülkeleri bu iş gücünün yüksek olduğu sektörlerden yavaş yavaş çıkarken o dönemde Polonya mobilya sektörü o açığı iyi görerek doldurmuş. İhracatları şu anda onların bize göre çok çok daha iyi. Bizim bana göre ana rakibimiz evet Çin'le beraber diğer anlamda da Polonya. Bizim burada şunu yapmamız gerekiyor. Yani çok ciddi bir potansiyel var bu ülkede, bu şehirde. Kayseri'de organize sanayi bölgesinde fabrikalarında üretim yapan işletmelerimizin birçoğu tek vardiya ile çalışıyorlar. Yani o koskoca fabrikayı yapmış, makine ekipman içine koymuş ama tek vardiya çalışıyor. Bakın biz bu fabrikaları 3 vardiyaya çevirebilirsek Kayseri'nin de ülkemizin de mobilya... Orada iş potansiyeliyle alakalı değil mi? Yani işimizi artırsak belki vardiya... Zaten sorun artık üretmekte değil. Türkiye 1980'li yıllardaki sanayi hamleleriyle hakikaten üretimde ciddi bir noktaya yavaş yavaş geldi. Özellikle sorun ne de peki başkanım? Artık üretmekte bir sorun yok. Artık sorun 2002 yılından özellikle o krizden sonrası satabilmek. Önce pazarlayabilmek, satabilmek, sonra da sattığınız ürünleri lojistik olarak götürüp söz verdiğiniz zamanda teslim edebilmekten geçiyor. Üretimi çözmüşüz. Üretimin kendi içinde eksileri var, artıları var, pozitif noktaları var, fırsatları var, tehditleri var ama temel sorunumuz bence satma sorunu. Yani iyi pazarlayabilmemiz gerekiyor. Bizim inşallah yeni dönemdeki projelerimiz içerisinde de bununla ilgili çok ciddi projelerimiz var. Seçim çalışmaları sırasında bir üyemize ihracatının olup olmadığını sordum. Oğlum dilim tutmuyor, dilim tutmuyor. Ben nasıl ihracat yapacağım dedi. Bakın çok önemli bir şey söyledi aslında. Hem söylediği cümle güzel hem de aslında değindiği nokta çok güzel. Üretebiliyorlar üyelerimiz. Artık bize düşen onların ürettiği ürünleri sosyal medyada, internet ortamında gerekli platformlara taşıyarak onun pazarlamasını yapabilmek. Yani bugün Türkiye'de bu yıl düzenleniyor. 25-30 Ocak'ta bir mobilya fuarı var ama Almanya'daki fuar Ocak ayında düzenlenen 2 yıldır iptal. İtalya fuarı iptal. Çin fuarları iptal oldu. Özellikle tedarik zincirinin bozulmasıyla Çin'den mal gelmiyor. Konteyner fiyatları müthiş derecede arttı. Bizim bu açığı iyi doldurabilmemiz gerekiyor. Bu manada Kumsmol AVM'yi çok iyi kullanabilmemiz, çok iyi pazarlamamız gerekiyor. Bu eksileri varken orada biz bu açıkları doldurabilirsek, hazır üreticilerimiz de elimizdeyken çok güzel işler çıkarılabileceğine inanıyorum. Peki başkan adayısınız. Niye bu yola çıktınız? Evet şöyle, biz bu projeleri mobilyacılar odasıyla yaptık. Yani bir sivil toplum örgütünü iyi yönetebilirseniz, basında, kamuoyunda, bürokraside iyi temsil edebilirseniz ve iyi projeler çıkarabilirseniz gerçekten çok büyük işler yapılabiliyor. Bizim odamızın bütçesi, geliri, giderine baktığınızda çıkan projelerin, yatırımların değeri çok astronomik. Demek ki burada odanın parasal girdilerinden çok odanın içindeki üye sayısı, çalışanlarıyla beraber, aileleriyle beraber, sektörüyle beraber neler yapılabildiği önemli.
Eğer dediğim gibi projeleriniz iyi olursa her yerde kabul görüyor. Bakın biz projemizi Büyükşehir Belediye Başkanımıza anlattık. Arsa ile ilgili çok güzel bir yaklaşımda bulunduk. Koca Sinan Belediye Başkanlarımız keza aynı. İlk başladığımız başkanlarımız da şu an hala görevde devam eden başkanlarımız, inanın hepsi de bu projelere şehre olan katkısına, sektöre olan katkısını gördükleri için çok büyük destekler verdi. Hem geçmişte görev yapmış başkanlarımıza, hem şu ankilere, hem de Ankara'daki bizi temsil eden milletvekillerimize, bakanlarımıza gerçekten ben şehrimiz adına, mobilya sektörümüz adına ve üyelerimiz adına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok büyük işlere birlikte imza attık onların desteğiyle beraber. Ne yapacaksınız başkanım, başkan seçilirseniz? İsmail Bey, şöyle, şimdi bizim odamızda 1629 üyemiz var. Bunlar mikro KOBİ ve orta boy KOBİ büyüklüğündeler. Yani bir kere artık evet biz yaptığımız tanıtımlarda veya faaliyetlerde sektörü ayırmadık. Küçük büyük demedik ama çünkü büyüklere bir şey yapabiliyorsak, onların yaptığı işlerden veya onlara bir müşteri kazandırabilirsek, onların kazandığı o müşteriden bizim üyelere de direkt çarpan etkisiyle yansıyacak işler var. Ama biz bu dönemde daha çok KOBİ'lerin üzerine eğileceğiz. Yapacağımız çalışmalarda odamızda kayıtlı birebir KOBİ'lerimize hizmet etmeyi planlıyoruz. Dün Doğu Sanayi Bölgesi'ni gezdik. Doğu Sanayi, Halıcılar Sitesi, Keresteciler Sitesi, Kayabaşı dediğimiz kısımda yaklaşık 300 üyemiz var. Yani çok bizim bu kooperatifi kurduğumuzda 453 odanın üyesi imalat yerinden yer almıştı. Yani anons etmemize, SMS atmamıza rağmen TOKİ olayı netleşene kadar biz üye sayısını dolduramadık. Üye sayısı yetersiz gelince Sanayi Ticaret Odası'nın, Çelik Eşyacılar Odası'nın işte diğer sektörleri de kaydetmeye başladık. Öyle olunca 700 kişiyi tamamladık, işi bitirdik. TOKİ ile de anlaşınca bu sefer TOKİ oldu diye ciddi manada bir talep ile karşılaştık. Ama bizim listeleri bir an önce vermemiz gerekiyordu. Yani TOKİ ile anlaşıldıktan, ihale süreci neredeyse başladıktan sonra bir ciddi bir artış oldu. Doğu Sanayi'de gördüğüm olay şu, inanın %90'ı kiracı. Müthiş derecede bir kiracı var. Ağaç işlerinde nispeten daha az. Eski sanayide de az. Bizim mobilya kentte bile şu anda yaptığımız iş yerlerinde sektörün büyüdüğünün göstergesi. Bu güzel bir gösterge. 700 iş yerinde kendi oturanların sayısı 290'larda kalmış durumda. Yani özellikle 200 ve 400 metrekaredeki üyelerimiz yerleri küçük geldiği için başka bölgelere gitmişler ve kiracı pozisyondalar. Bizim geçmişte mevcut arsalar ararken bulduğumuz birkaç tane arsa vardı. Yeni bir sanayi sitesi projemiz var. Birincisi inşallah üyelerimizi yine kiracılıktan kurtarma adına yeni bir sanayi sitesi inşa edeceğiz. İkincisi bu zaten yaklaşık 8 aylık bir proje. Yani odanın genel kurulundan önce başlamış bir proje. Türkiye'de diğer odalarla beraber bakanlığımızın destekliğiyle şu anda kuruluş aşamasında bakanlıkta onayda bir e-ticaret platformu. KOBİ'ler küçük büyük demeden bütün mobilya firmalarını bu platformun içine alacağız. Hem ürettikleri ürünleri satacağız, hem de odalarda sadece mobilya üretenler kayıtlı değil, mobilya mağazaları da kayıtlı alıp satanlar. Atıyorum Van'daki bir mobilyacılar odamızın görevi de Van'daki bir mobilyacı mağazasını bu platformun bayisi haline getirmek olacak. Burada üç harfli marketlerin bakkallara yaptığını büyük firmalar, biz mobilyacılara yapmadan böyle bir yola çıktık. Bakanlığımız da çok büyük katkı sağlayacak burada. Çok beğenildi proje. İnşallah bu e-ticaret projesi sadece yurt içinde perakende değil, e-ticaret, e-ihracat hem toptan hem perakende anlamında. Bunun uluslararası boyutları olacak. Özellikle Avrupa'dan başlayarak mağazalaşma sistemleri olacak. Tabii ki bugünden değil ama inşallah bunu 2022 yılında faaliyete sokarsak bizim 2023 yılında kesinlikle Avrupa'da da bir takım mağazalar açma hedefindeyiz. E-ticaret olmazsa olmaz şu kesinlikle. Anda günümüz şartında. Kesinlikle. Kimse artık mağaza mağaza dolaşmıyor. Kesinlikle. Oradan bakıyor ürünlere, ona göre kesinlikle. Kararını veriyor. Bakın e-ticaretin de o kadar farklı boyutları var ki, tekil ürünler var, tamamlayıcı ürünler var, ara ürünler var, büyük firmaların ürünleri var, paket ürünleri var. Yani bugün odada kayıtlı olan birçok sipariş üzerine mutfak, dolap yapan ölçüye göre üyeler var. Ama bu insanlar şu anda özellikle pandeminin getirdiği ham maddedeki fiyat artışları, maliyetler ciddi arttı. Gezdiğimiz yerlerde üyelerimiz hep şunu söylüyor. İşte Ercan Bey, bu şey ham madde fiyatlarını illaki geri çektirin. Dedim ki tamam, bunun için bir mücadele veriliyor. Biz de görüştük. Diğer kurumlar da görüşüyor. Ama bir plaka malzemenin 50-100 TL'ye geriye çekilmesi hiç kimseyi bir noktaya taşımaz.
Gelin sorun ham maddenin fiyatı bize de aynı, Ankara'ya, İstanbul'a da aynı. Dünyadaki fiyatları da daha pahalı. Biz gelin sizin yapacağınız ürünlere dokunalım. Size farklı alternatif ürünler geliştirelim. Farklı alternatif paket ürünler yapın. Bunları toptan, perakende, yurt içinde ve yurt dışında dünyaya taşıyalım. Bakın Almanya'da bizim bu platformun benzeri bir yapıyla ortaklığımız sadece resmi olarak kurulduktan sonra ön görüşmeleri yapıldı. Bir ortaklık kuracağız. Oradaki o platformdaki Almanya'daki ortağımız belki de anında bu yılın sonuna da kalmaz. Böyle bir sürpriz de yaşayabiliriz büyük ihtimalle. Belli ürünleri inanın Almanya'da satışa sunulmuş olacak. Keza Fransa'dakini belirledik. Hollanda'da hemen hemen belirlendi. Yani çok ciddi şekilde partnerlerimiz var bu konuda. İnşallah üyelerimizi burada bir toplantı salonu var üyemizin. Öncelikle bir istişare kültürünü geliştireceğiz. Aldığımız eğitimin gereği öncelikle şöyle güzel bir işimiz var. Kalkınma Ajansı'yla da görüştük bu konuda. Biz üyelerimizin öncelikle güzel bir fotoğrafını çekeceğiz İsmail Bey. Bu fotoğrafın içinde ne olacak? Üyelerimize harika bir istatistiksel veriye ulaşmamız gerekiyor. Hmm. Önce sorun nedir? Kim kaç metrekarede üretim yapıyor? Kiracı mı? Mülk sahibi hangi ürünleri üretiyor? Elinde nedir? Makine, ekipman var. İnternet, e-ticaret işi var mı? İhracatı var mı? Dolaylı mı yapıyor? Kendisi Arge direkt mi yapıyor? Arge de çok önemli. Tasarım da önemli. Tasarım çok önemli. Kesinlikle. Tasarım da var işin içinde. Üyelerimizin önce ne durumda olduklarını, kim ne yapıyor? Böyle istatistikleri bir anketimiz olacak. Bunu doldurduktan sonra bakacağız ve yola çıkacağız. Odanın toplantı salonunda gerekli toplantıları yapacağız. Farklı meslek grupları var. Bunların hepsini kendilerine gezdiğimiz yerde de söz verdik. İnşallah biz sizleri ziyaret edeceğiz. Odada toplayacağız. Sorunları masaya yatıracağız. Çözümlerini konuşacağız. Ondan sonra da bu çözümler noktasında sahaya çıkacağız. Fellik fellik Kayseri, Ankara, Türkiye, dünya fark etmiyor. Geçmişte yaptığımız gibi yapacağız. Burada şöyle güzel bir olay var. Bu Erciyes Küçük Sanayi Sitesi, Kumsmol AVM bu projeleri yaparken yani hem yerelde hem de Ankara'da gerçekten hem bürokraside hem kamuoyunda çok büyük bir tecrübe edindik. Çevremiz oldu bakanlıklarda, gerekli yerlerde. Hani işin mutfağına girdik. Nerede nasıl iş bitirilir? Buradaki tecrübe gerçekten çok farklı. Mustafa Alan Başkanımızın güzel bir sözü var. Yaptığın eleyse öğrendiğin kendine diyor. Hakikaten oradaki tecrübemiz bu konuda bizim çok hızlı yol almamıza neden olacak. Üyelerimizin de desteğiyle beraber inşallah bu projeleri hayata geçireceğiz. Birçok şeyimiz var. Özellikle sosyal medyayı çok iyi kullanacağız. Sipariş çalışanlar anlamında, diğerleri anlamında. Yani Türkiye'de mobilya üretenler nasıl belliyse satanlar bizden daha çok belli. Yani Türkiye'nin hangi şehrine giderseniz gidin, ilçelere dahi yani mobilya mağazalarına baktığınızda hep ana cadde üstlerinde görürsünüz. Yerleri çok barizdir. Bu insanlara artık teknolojiyle ulaşmak çok kolay. Yani kapı kapı seyahatler yapmanıza, kapı kapı gezmenize gerek yok. Yeter ki siz o imkanları oluşturun. İşte e-kataloğundan, e-ticaretinden bu işleri yapın. İnsanlar dönüp gerçekten bizleri muhatap alırlar. Yeter ki arkasında biz işimizi doğru yapalım, sağlam yapalım, o güveni sağlayalım. Zaten şu anda öyle bir dünyaya geldik ki işini iyi yapmayan, kalitesiz ürün üretenlerin hiçbirisi piyasada neredeyse kalmadı. Müşteri ilişkileri ön plana çıktı. Herkes müşterisini memnun etmeye çalışıyor. Bu da artık bir doğanın kanunu demeyelim de işin gereği. Bu konuda da aslında hiç kimsenin şikayeti yok. Herkes kendini bu nevi bu şeyle ön plana çıkartmaya çalışıyor. Yani sosyal medyada gördüm. Size de birebir sormak istiyorum. Yani eliniz suntaya değmemiş ama Mobilyacılar Odası Başkanlığı'na adaysınız. Evet. İlla elinizin suntaya değmesi gerekiyor mu? Bir de üretici değil şeklinde eleştiriler evet. var. Gerçekten ya da mobilyayla işiyle uğraşmıyor ama odaya aday deniyor. Şimdi odaya aday olabilmek için de oraya üye olmanız lazım. Üye olmanız için de mutlaka bir ya üretici ya da odayla alakalı bir işiniz var ki siz buraya aday olabiliyorsunuz. Ben gelsem gazeteci olarak aday olabilir miyim? Evet. Şöyle, bizim mobilyacılar odamızda 1629 üye var dedik. Bakın mobilya üretenler, mobilya satanlar, keresteci, mermerci, camcı, züccaciyeciye kadar aslında bizde üyeler var. Yani çok özür diliyorum, bir belediye başkanlığı mesleği diye bir okul yok. Bir sivil toplum örgütü başkanlığını yapmak için bir okul falan yok. Evet. Yüksek lisans eğitimi döneminde özellikle e-ticaretle ilgili aldığımız eğitimle beraber ben bir firma kurdum. E-ticaret yapıyoruz biz ve özellikle de ben üretime girmedim. Yani üyelere rakip olmamak adına üye girmedim. Zaten 3000 civarında Kayseri'de üretici var.
çok özür dileyerek söylüyorum, kimseyi hani tenkit etmek, eleştirmek için değil. Biz mobilyacılar odasında mobilya üretmeyeceğiz İsmail Bey. Mobilyacılar odasında üretim yapan ve hatta şu anda Türkiye'de arz fazlası var mobilyada. Hı hı. İnsanlar malını satamıyor, oturuyorlar. Bugün fabrikalar da aynı, küçük KOBİ'ler de aynı. Önemli olan mobilya üretmek değil, üretilen ürünleri pazara çıkabilmek, onları satabilmek veya üretim esnasındaki bir takım ihtiyaçlara, sorunlara, sıkıntılara çare olabilmek. Yani mobilyacılar odası benim elim suntuya değdi ama bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben üretici değilim. Mobilya üretmesini bilmem. Ama mobilyanın ticaretinin içinde varım. Yıllardır beraberiz. Yönetim kurulundakilerin hemen hemen tamamı da üretici. Yani sorunları bilmek için üretici olmaya gerek yok. İnsanları, üyelerinizi toplarsınız veya ziyaret edersiniz. Bir kişinin sorununu dinlemekle bu iş olmuyor. Geneli dinlersiniz, sorunları masaya yatırırsınız. Ona göre de çözümler üretirsiniz. Önemli olan sorunlara çözüm üretebilmek, proje üretebilmek, üyelerimizin önüne düşüp liderlik edebilip onları temsil edebilmek ve onlara dokunabilmek, işlerini geliştirebilmek, satışlarını artırabilmek bence önemli nokta bu. Sosyal medyadaki eleştirileri okuyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Bunlara ne söylersiniz? En azından kulağınıza gelmiştir. Sizin bir açıklamanız oldu. Geçen adaylığınızı açıkladığınızda da bütün mal varlığımı geçmişe yönelik de açıklamaya hazırım dediniz. Hodri Meydan'da Hodri Meydan dediniz. Evet. Niye bunu ifade etmek zorunda kaldınız? Şöyle bakın yaklaşık odada 20 yıldır kooperatifte de 10 yıl müdürlük görevinde bulundum. 10 yılın sonunda da başkanımızın rahmetli olmasıyla hiç de aday kimse çıkmadı yani. Hı. Karşımda aday da yoktu. Başladığımız işi bitirmek üzere de başkan adayı olarak yola çıktık. Allah razı olsun, üyelerimize teveccüh ettiler, seçtiler bizleri. Bu mobilyacılar odası başkanlık adaylığına kadar da kamuoyunda böyle bir herhangi bir şeyle de karşılaşmadım olumsuz durumla. Yani her şey mobilyacılar odasına başkan adayı olmamla yola öne çıktı. Hmm. Şimdi yaptığımız görev süresi boyunca hiçbir sıkıntı yaşamadık. Burada özellikle Kumusmol AVM ve kooperatifin yönetimindeki arkadaşlarla çok derin fikir ayrılıklarımız oldu. O arkadaşlar zaten bu olayı körüklüyorlar. Mevcut karşımızdaki adayı destekliyorlar. Buradaki hesap mobilyacılar odası değil kesinlikle. Mobilyacılar odası seçimlerinden sonra kooperatifin ve AVM ile ilgili bir seçim süreci var. Muhtemelen Şubat sonu gibi. Buradaki hesap arkadaki büyük fotoğraftan kaynaklanıyor. Hmm. Bu nedenle bunlar ortaya çıktı. Çıkaranlar da karşımdaki aday arkadaş da bunu kullanıyor. Kullanmasa çok da kendisi için iyi olurdu, bizim için de iyi olurdu ama bunu kooperatif kanalındaki AVM yönetimi ve kooperatifin özellikle denetim kurulu başkanı, hiç çekinmeden söylüyorum, tamamıyla Hacı Çevikel Bey tarafından organize edilen işler bunlar. Hacı Çevikel Bey'i de kamuoyu iyi tanıyor, üyelerimiz iyi tanıyor, beni de iyi tanıyorlar. Kaymos Başkanı Mehmet Yalçın Bey, özellikle bu iki arkadaşın seçim öncesi çok gayri ahlaki olan, etik olmayan ayak oyunları bunlar. Hacı Çevikel Bey bizim 2015 yılından beri denetim kurulu başkanımız. Yanında iki denetim kurulu üyesiyle beraber. İsmail Bey, bu kadar olaylar vardı da 2015 yılından beri siz nasıl denetim yaptınız Hacı Bey? Sormazlar mı sizi? Nasıl deneticiydiniz? Yetmedi. Çünkü olayların boyutları farklı. Burada üyelerimizi sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Olay mobilyacılar odası olayı değil. Olay arkadaki büyük fotoğraf. Bakın denetim kurulu böyle. Kooperatifin yapısına dönelim. Ben geçmişte müdürdüm. Bu arkadaşlarla beraber yönetim kuruluna geldim. Kooperatifler genel kurulda alınan kararlar büyük anayasasıdır. Ondan sonra yönetim kurulu kararlarıyla yönetilir. Bakın geçmişte ben hiç yönetim kurullarında bulunmadım. İmza yetkim müdür olarak vardı. Ki geçmişte ne yapıldıysa, ne imza atıldıysa altına hepsini de destekliyorum. Hepsinin de arkasındayım. Geçmiş yönetimlerimiz iş yapan hata da yapar. Çok ufak tefek hatalarımız da vardır, olacaktır çünkü çok büyük bir iş yaptık. Ama bizim orada insanın yüzünü kızartacak hiçbir iş olmadı. Organize sanayi bölgesindeki çok büyük sanayicilerimiz bu alışveriş merkezinin yatırım desteklerinin altına imza attılar. Orada profesyonel bir şirket vardı. O şirketin getirdiğini yönetim kurulu kabul etti, altına imza attı. Ben de yanlarındaydım, ben de karşı çıkmadım. Bir imza eksiği varsa ben de imzaladım. Kooperatifte 4 tane imza yetkisi var İsmail Bey. Hı hı. 3'üyle iş yapılabilir.
bankadan 50 TL para göndermeye kalksanız 3 tane imza gerekir. Yani Ercan Sarıkaya ne kurulduğu ilk gün ne de son güne kadar tek başına bir imza yetkisiyle herhangi bir ödeme yapmış, iş yapmış, bir sözleşme imzalamış kişi değil. Bakın alışveriş merkezine TOKİ'nin teslim ettiği şekilde ciddi eksiklerimiz vardı. Fast food katının tekrar ele alınması gerekiyordu. AVM'nin o dış aydınlatması, içerideki o aydınlatmalar AVM'yi gösterecek olan peyzaj, bu gibi işler kooperatife kalmıştı. Bunları geçmişteki yönetim kurulumuz bir inşaat ekibi oluşturdu. Mimar mühendis aldı. Çok büyük pazarlıklarla, fiyat teklifleriyle gerçekten bu işleri birebir onlar ilgilendi. Ben inşaatın içinde olmadım. Ama yapılan sözleşmelerin altına içinde yanlarında olduğum için yani pazarlıklarda, hak edişinde, ödemesinde ben hiçbir noktasında tam yetkili değildim. İnşaat komisyonu, inşaat ekibi vardı. Ben hiçbirinin içinde bulunmadım. Sadece yönetim kurulu uygun gördüğünde, verdiğinde yanlarında olduğum için, bildiğim için bu işlerin tamamlanması gerekiyor. Üçüncü imza, iş adamı hepsi sanayici. Kayseri'de olmadıklarında, şehir dışında, yurt dışında ise ben üçüncü imzayı attım. Yani yönetim kurulunun bilgisi olmadan bir iş yapılmadı ki. Yanlış da bir iş yapılmadı. Cesaretle çok ciddi yatırım destekleri verildi. Bugün alışveriş merkezinin orta kısmında o AVM'nin ziyaretçi sayısı belli bir potansiyelde ise o yukarıdaki eğlence alanı, yukarıdaki eğlence alanına bir tek kuruş yatırım desteği verilmedi. Yani alışveriş merkezlerinin hızlı olduğu dönemde herkes dedi ki bu alışveriş merkezi karma olsun. Bununla ilgili yönetim kurulu kararı var. 2018'de seçilen yönetime tekrar sunum yapıldı. Klasik Çin'deki gibi sadece mobilyadan oluşan bir AVM mi yapalım? Normal klasik AVM giyim kuşam eğlenceyle yeme içme fast food'la birleştirelim mi diye kabul edildi. Yani yönetim kurulunun 9 kişilik yönetim kurullarının onayıyla oldu. Çok ama, da güzel oldu. Yani, karma AVM. Yani ama artık onları yaptık, geride kaldı. Herkesin eline emeğine sağlık. Artık orayı iyi işletebilmemiz gerekiyor. Yetmedi, bu dedikodular bitmiyor. Niye bitmiyor? Yani şöyle üyelerimiz, kamuoyu, sizler bir düşünün. Yani şu anda neden sadece Ercan Sarıkaya tek hedefte? Yani çok basit tabirle basit bir iktidar savaşı. Çünkü seçimler var. Seçimlerde karşılarında sadece ben varım. Ben alt edebilmek için de sadece bel altı vurmayla yapıyorlar. Bunlar tam açtınız sanki. Şöyle, bunlarla ben baş edemedim. Denetim kurulunu göreve çağırdım. 31 Temmuz'daki genel kuruldan sonra dilekçe verdim. Dedim ki denetim kuruluna bakın burada. Hatta daha öncesinde noterden avukatım aracılığıyla ihtar gönderdim. Şubat ayında. Bu iddiaları bırakın dedim. Noterden ihtar gönderdim. Bu iddiaları kesinlikle dedim bırakın denetim kuruluna sunun yazılı olarak denetim kurulu araştırsın. Yok. Bir kenara koyduk. Seçik genel kurullar yapılamadığı için pandemiden bir mutabakat metni imzaladık. Ona da sadık kalmadı arkadaşlar. Arkasından baktık daha fazla ileri geri oluyor. 8. ayda Mali Genel Kurul'dan sonra denetim kurulunu önce WhatsApp üzerinden göreve çağırdım. Bakın bu işler dedim kamuoyuna basına yansımasın, kooperatifimiz, AVM'miz zarar görmesin. Gelin siz bunları araştırın. Denetim kurulu başkanı Hacı Çevikel Bey hiçbir bunları gelin bakalım ifadenizi verin bu iddialarınız nedir demedi. Çünkü kendisi işin içerisinde bu iddiaları üreten, çarpıtan kendisi. Yani çok özür diliyorum hem denetimde olacaksınız. Hem bu iddiaları ortaya koyacaksınız. Yok. Bakın oradan da bir sonuç alınamayınca gittim. 10. ayın 6'sı 2021 tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığı Teftiş Daire Başkanlığı'na kendim dilekçe verdim. Kendi elimle. İnanılmaz şeyler yazıyor bu dilekçede. Bir cümlesini okuyayım. Tüm bu dedikodular karşısında devletimizin adaletine sığınmaktan başka çaremiz kalmamıştır. Bakın altındaki bir cümleyi daha okuyayım. Kurulduğu günden bu yana mümkün ise kooperatifimizin didik didik incelenerek denetlenmesini, bu mümkün değil ise hayatında toplum adına, ülkesi adına çakılı bir çivisi olmayan, üstelik de kendi yönetim kurulu üyelerimin yolsuzluk iddialarının yazılı olarak ifadeleri alınmak suretiyle araştırılması amacıyla müfettiş gönderilmesi için bakanlığımıza dilekçe verdim. Kendinizi şikayet ediyorsunuz. Kendimizi şikayet ettik. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Bakın ben müdürdüm diyorum. Yasaya göre önce yönetim kurulları, sonra denetim kurulları, sonra ben sorumluyum. Ama yok hayır, ben bugüne kadar gelmiş, bu mevcut şu an kendi yönetimimi demiyorum, ondan öncekileri. Çünkü bu arkadaşlar kendi dönemimizle ilgili hiçbir şey söylemiyorlar. Ben bir şey vardır anlamında, yoktur anlamında söylemiyorum. Hep geçmişi futursuzca, onursuzca karalıyorlar. Bakın burada iş yapıldı. Siz varsınız diye. Yani buradaki amaç üyelerimiz lütfen görsünler.
amaç burada sadece iktidarda kalmaya devam etmek. Demokrasiye inanıyorsanız, üyelerinize saygınız varsa, eğer gerçekten iyi yönetiyorsanız bu insanlar sizi zaten seçerler. Buyurun, niye de genel kurula gitmekten kaçıyorsunuz bir yıldır? Çoğunluk onlar da karar almıyorlar. Verdikleri cevap, el cevap, buyurun. Bu aşamada bir beyanımız yoktur. Evet, dün bir programda bu aşamada bir şey demediler diyorlar. Vallahi o aşamada demedilerse bu aşamada desinler, bugün desinler, yarın desinler. Ercan Sarıkaya mobilyacı odasına üyelerimiz teveccüh eder, seçilirse vallahi bir yere gitmeyecek. Milletvekili falan da olmuyor. Dokunulmazlık zırhına bürünmüyor. İsmail Bey, ben bunlara hiç prim vermiyorum. Sosyal medyada paylaştılar, haberler yaptırdılar. Derhal hemen avukatıma, bir yıldır bekliyoruz elimize bir belge geçsin diye. Bakın, hepsine suç duyurusunda bulundum. Hepsini mahkemeye verdim. Hiç kimsenin gözüne yaşına bakmıyorum. Mevkisine, makamına, OSB'ymiş buymuş değil. Öyle insanlara oturduğunuz yerde Mevlana'nın güzel bir sözü var. İnsanlar kulaklarından zehirlenir. Böyle fısıltıyla, gizli insanların kulaklarına fısıltı yapacaksınız. Ondan sonra da çıkacaksınız, böyle böyle diyeceksiniz. Yok öyle ya arkadaş. İşte devletin mahkemeleri orada. Ercan Sarıkaya nasıl gittiyse gidersiniz, belgelerini verirsiniz, gereği yapılır. Öyle orada, burada bunca yılın emeğini karalamaya hakkınız yok. 11 yıl boyunca ben bu insanlara hizmet ettim. 500 defanın üzerinde Ankara'ya gittim geldim. Orada yattığım günlerin hatta hesabı yok İsmail Bey. Bunların karşılığında hiçbir ücret almadık. İstemedik bile. Çünkü proje ürettik. Dua aldık. Gelin bu projeleri iyi yönetelim. Kayseri'mizin durumuna bakalım. Kendimizi onunla bununla değil. Bakın 10 yıl, 15 yıl önce Antep'in durumu neydi? Konya'nın ihracatı neydi? Bunlara bakalım. Biz niye geri kaldık bunlardan? Ona bakalım. Hacı Çevikel Bey 25 yıldır neredeyse ticaret odasında, mobilya meslek komitesinde. Allah rızası için Hodri Meydan bir tane bir proje göstersin. Bir tane yaptığı bir proje göstersin. Mehmet Yalçın Bey Kaymos'u 2 yıldır yönetiyor. Devraldığı gibi mobilya fuarları dışında ne yapmışlar buyursunlar, söylesinler. Bugün akşam da toplantısı var. Hodri Meydan dedik, kılıçları çektik. Ben bu arkadaşlara sizinle çalışmayacağım dedim. Defalarca beni taciz ettiler, ortak liste çıkaralım bilmem nedir. Hayır, zinhar. Bu kadar yani seviye düştüyse, böylese alanlara girildiyse ben burayı ya seçimi alırım, 10 yıllık verdiğimiz emek gibi, orada araştırdığımız, aldığım eğitim gibi, dünyayı gezdiğimiz gibi nasıl yönetecekse ona göre yönetiriz. Ya da üyelerimiz bu gerçekleri görmez, bizleri seçmezlerse helalleşiriz, bu defteri kapatırız. Yargı her zaman orada. 3 yılda geçse, 5 yılda geçse, 10 yılda geçse ben her zaman hesap vermeye hazırım. Ama burada bu hesabı sadece Ercan Sarıkaya değil, herkes. Dediğim gibi herkes verir. Yani bakın isimlerini yani zikretmekten gurur duyarım geçmişteki yönetim kurullarımın. Ama sanayici, bu abilerimize, bu büyüklerimizin ismi ön plana çıkmasın diye zikretmiyorum. Yani biz beraber görev yaptık. Yönetim kurulu onlar. Sen denetim kurulundasın. İktidar savaşından başka hiçbir şey değil. Bakın buradan çok açık söylüyorum. Hacı Çevikel Bey'le çalışmayacağımı çok açık beyan ettim. Mehmet Yalçın Bey'le çalışmayacağımı beyan ettim. Bugün yaşadığım bütün şeyler bunlar. Git arkadaş, sen ticaret odasında, meslek komitesinde proje üret. Siz Kaymos'ta proje üretin. Biz de burada üretelim. Niye bunu hizmet yarışı haline getirmiyorsunuz da böyle gayri ahlaki işlerle uğraşıyorsunuz? Bir ay sonra da mobilya şeyin, kooperatifin seçimleri var. Bakın ben alışveriş merkezini ben yönetmeyeceğim. Ama orayı yönetecek profesyoneller var. Dinleriz. Benim bir alışveriş merkezi tecrübem var. 3 yıl boyunca işlerinde bulunduk. Beraber çalıştığımız firma. Bugün Ankamol'ü 12 yıl yönetmiş bir firmaydı. Ankamol'ü. Ankamol'ü yöneten Ece Türkiye diye Avrupa'da 200 tane alışveriş merkezi olan bir devasa bir firmadan bahsediyoruz. Türkiye'deki en büyük, en güzel AVM'leri yönetiyor. Natavega gibi bir AVM'yi 3,5 yıl yönetmiş. Böyle bir profesyonel Ankara'dan Kayseri'ye transfer ettik. Yönetim kurulunun altını imzaladığı sözleşmelere yolsuzluk deniyor. Türkiye'nin en büyük temizlik güvenlik şirketiyle anlaştık. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezini açacaktık çünkü. ISS diye. Hastaneyi de onlar yapıyorlar. Hiçbir şekilde bir yolsuzluk yok. Çarpıtmadan ibaret. Her şey çarpıtma, iftira. Yani, varsa da mahkeme var. Vallahi mahkeme var. Çok özür dilerim. Yani ben kendimi şikayetmişim. İşte benim için şeref onur belgesi dedim. Eşime dedim ki bunu çerçeveleyim de burada dursun. Çocuklara da bırakacağımız miras olsun dedim. Hodri Meydan buyursunlar. Gitsinler. Hiç beklemesinler. Bakın ben onların sosyal medyadaki paylaşımlarını derhal
Yani belli makamlarda olan insanlar var. Siyasi partilerin il başkanlığında başkan vekilliği yapanlar var. Böyle pervasızca paylaşıyorlar. Yani bu kadar basit mi? Bu kadar kolay mı? Ben buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Babamın mezarı da burada. Ben de buradayım. Yarın üyelerimiz bizi göreve getirse de buradayız. Getirmese de buradayız. Peki, program sonuna geldik. Son olarak oda üyelerine neden Ercan Sarıkaya'yı tercih etsinler? Bunu anlatın, bitirelim. Evet. Şimdi gerçekten iyi bir tecrübe edindik. Bu tecrübeyi yabana atmayalım. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Bu geçmişteki yönetimlerimizi eleştirmek gibi değil de gerçekten içimde uhde olarak kalmış işler var. Mesela bu e-ticaret işi alışveriş merkezinin açılmasıyla beraber veya ondan daha önce hayata geçecekti. Yazılımı falan her şey yapıldı İsmail Bey. Yani pandemiden dolayı cumartesi pazar günleri kapalı kaldı. Tam kapatmalar oldu. Yani bugün Kayseri ve civarına perakende satış yapabiliyoruz ama Edirne'den Van'a kadar birçok ile ve ticaretin Türkiye'nin en büyük döndüğü İstanbul, Ankara, İzmir'e, Bursa, Antalya gibi büyük şehirlerde hiçbir yerde yok bu alışveriş merkezi. Eğer bu proje e-ticaret başlasaydı bugün AVM'nin şekli çok daha farklı olurdu. Onunla beraber KOBİ'lerimiz de çok daha hızlı oldu. Kaybedilmiş bir zaman var. Yani ben projeleri üretip yönetimlerimiz önüne getirdiğinde bazı projelerimiz çok hızlı algılanamıyor ve çok hızlı hareket edemiyorduk. Bakın benim eğitim aldığım dönemlerde büyük balık küçük balığı yutuyordu. Hayır, onlar geride kaldı. Artık hızlı balık yavaş balığı yutuyor. Yani hızlı hareket edebilirsek, hızlı kararlar alabilirsek, sektördeki, dünyadaki, Türkiye'deki açıkları iyi değerlendirebilirsek bizim yapacağımız çok şeyler var. Onun için bu tecrübelerimizden KOBİ'lerimize yine dokunmak, onlara hizmet etmek için yola çıktık. İnşallah teveccüh ederler de bizleri seçerlerse gerçekten çok farklı hizmetler alacaklar. Kayseri'de bizim mobilyacılar odası gibi 41 tane esnaf sanatkar odası var. Sanayi ticaret odamız, borsamız var. İşte dernekler var. Gelin hep beraber bu bir hizmet yarışı. Üyelerimiz artık rutin bir evrak tasdik eden, bir evrak veren oda yerine kendisine dokunan, sektörde önünü açan, üretimde, satışta, pazarlamada veya ham maddede sorunlarını çözen, onların elinden tutacak insanlar arıyorlar. Bunca yıllık tecrübemizi mobilyacılar odasında onların hizmetinde değerlendirmek üzere yola çıktık. Gerçekten bakın şu katalogda hepsi düşünülmüş, profesyonelce hazırlanmış çok ciddi projelerimiz var. Buradaki projelerin hiçbirisi gerçekleştirilmeyecek uç projeler değil. Lütfen sağduyuyla hareket etsinler. Bu dedikodulara bakmasınlar. Kendilerine kimin daha iyi hizmet edeceklerine inanıyorlarsa, kim daha iyi kendilerine hizmet edecekse sağduyulu olarak ferasetlidir bizim mobilyacımız Allah'ın izniyle. Kimseye oyunda ipotek ettirmez. Yani 7 düvele karşı şu anda biz bir seçim çalışması yaptık. Hiç tanımadığım, hiç tanımıyorum bakın, ne görüştüm, ne oturdum, ne kalktım, merhaba bile etmediğim insanlar basına benim hakkımda bayanat veriyorlar. O sebebe sanayici sıfatı taşıyormuş. Hiç tanımıyorum İsmail Bey. Hiç yanından geçmedim. Hiç de gocunmuyorum vallahi. Yarın bir seçim var. Seçilirsek iyi de seçilmezsek kötü mü? Vallahi ben kendimden eminim. Seçimde de bir sıkıntı görmüyorum. Seçilirsek hizmet ederiz. Seçilmezsek helalleşiriz, işimize gücümüze bakarız. Peki, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, bugün Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkan Adayı Sayın Ercan Sarıkaya'yı ağırladık. Kendisiyle mobilya sektörünü konuştuk ve niçin aday olduğunu ve ne tür projeleri yapacağını ayrıntılı bir şekilde konuşmaya çalıştık. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.